Herkese merhaba arkadaşlar. Ben fen bilgisi öğretmeniniz. Güneş Sistemi ve Ötesi isimli ünitemizin ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde uzay ve evrenin ne olduğuna bakacağız. Nebula'nın ne olduğunu birlikte inceleyeceğiz ve sonra yıldızların özelliklerini beraber öğreneceğiz. Ders sonunda da alıştırmalarla dersi pekiştireceğiz arkadaşlar. Sizler de iyi öğrenmeniz açısından defterinize notlar alabilirsiniz. O zaman hep beraber başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakalım uzay ve evren nedir? Şimdi arkadaşlar, uzay neymiş? Uzay, dünya ve diğer gök cisimleri arasında yer alan sonsuz boşluğa verilen isimmiş arkadaşlar. Peki evren neymiş? Dünya ve bütün uzayı kapsayan alana da evren deniliyormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, evren deyince aklınıza bütün gök cisimlerini ve uzayı da kapsayan sonsuz bir boşluk gelsin. Ve arkadaşlar, evrenin oluşumuyla alakalı da tabi bilindiği gibi bir sürü teoriler var arkadaşlar. Mesela Hubble evrenin sürekli genişlediğinden bahsetmiştir arkadaşlar. Şuraya da yazalım Hubble. Sürekli evrenin genişlediğinden bahsetmiştir arkadaşlar. Bu isim çok önemli. Bunu unutmayın. Şu anda da en çok kabul gören arkadaşlar evrenin oluşum teorilerinden biri de Big Bang teorisidir arkadaşlar. Big Bang teorisine göre evren yaklaşık 13,7 milyar yıl önce yoğun ve sıcak bir noktada gerçekleşen patlama ile oluşmuştur arkadaşlar. Bunu da hemen şuraya yazalım. Big Bang teorisi. Bu da önemli bir teorilerden biri arkadaşlar. Bunu da unutmayın. 13,7 milyar yıl önce Big Bang teorisine göre yoğun ve sıcak bir noktada gerçekleşen patlamayla bu Big Bang teorisi oluşuyor. Şuraya da yazalım. Yıl önce gerçekleşen patlama. Bunun dışında arkadaşlar evrenin sonsuzluğundan beri var olduğunu, başlangıcının olmadığını, yani bu Big Bang teorisinin dışında başlangıcının var olmadığını savunan görüşler de var arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar evrenin kapsama alanını daha iyi anlamanız açısından çizmiş olduğum şu şekle geçelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde üçüncü ile gösterdiğim kısım dünyamız olsun arkadaşlar. Dünyamızın dışında kalan alan, dışında kalan bu kısmı kaplayan alan şöyle şu şekilde göstermeye çalıştım. Burası da uzay olsun arkadaşlar. Peki uzay ve dünyanın da hepsini yani dünyamızı ve uzayı da kapsayan alanımız da evren olmuş oluyor arkadaşlar. Yani evren dünya ve uzayın birleşimi olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de dünyanın uzaydaki adresine bakalım arkadaşlar. Dünyamız Güneş sisteminin içinde bulunuyor arkadaşlar. Güneş sistemimizde avcı kolunda oluyor arkadaşlar. Avcı kolumuzda Samanyolu galaksisinde olmuş olup Samanyolu galaksisi de dediğimiz gibi evrenin içinde olmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de Nebula'nın tanımına geçelim. Nebula, uzayda gaz atomlarının ve toz parçacıklarının oluşturduğu bulut andıran gök cisimlerine deniyormuş. Bunlara bulutsu da denilebiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bulutsu dediğimizde aklımıza sıcak gaz ve toz bulutun oluşturduğu kümeler gelecek. Bulutsular farklı boyutlarda olabiliyor arkadaşlar. Bulutsular arkadaşlar sıkışarak yıldızların oluşmasını sağlarlar. Yani kısacası yıldızlar bulutsulardan meydana gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar bulutsu çeşitlerine geçelim. Burada da dediğimiz gibi bulutsular yıldız oluşumunun gerçekleştiği alanlardır. Bulutsu çeşitleri arkadaşlar görünürlüklerine göre parlak veya karanlık olabiliyorlar arkadaşlar. Onun dışında sarmal, küresel veya yansımalı yapıda olabiliyorlar. En bilinmesi gereken arkadaşlar burada parlak veya karanlık bulutsulardır. Bunları aklınızdan çıkartmayın, unutmayın. Bundan sonra da geçelim yıldız oluşum sürecine arkadaşlar. Şimdi yıldızlar bunun aşamalarında yıldız oluşmadan önce az önce de dediğimiz gibi bulutsu oluşuyordu. Dolayısıyla ilk başta arkadaşlar bulutsumuz var. Ondan sonra arkadaşlar dolayısıyla ilk başta bulutsu var dedik. Ondan sonra
Bu bulutsu da arkadaşlar bir patlama oluşuyor. Ardından da bulutsu çöküyor ve arkadaşlar ve ısınıyor. Bunun sonucunda da parçalanıyor arkadaşlar. Yıldızın kütlesine göre de küçük kütleli veya büyük kütleli yıldız olabiliyor. Sonraki aşamada arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı dev oluşuyor. Küçük kütleden devam edersek kırmızı dev oluşuyor arkadaşlar. Bundan sonra da gezegenimsi bulutsu oluyor arkadaşlar. Ondan sonra da artık enerjisi iyice azalıyor ve beyaz cüceye dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Küçük kütleli yıldızımız bu şekilde devam ederse. Ondan sonra arkadaşlar büyük kütleli yıldıza geçelim. Büyük kütleli yıldızda kırmızı üst dev oluşuyor. Ondan sonra süpernova patlaması gerçekleşiyor. Kara delik veya nötron yıldızı olarak iki çeşit olarak ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi kara deliklerden biraz bahsetmemiz gerekirse, arkadaşlar kara deliklerin çok güçlü çekim kuvvetleri vardır arkadaşlar. Işığı bile içine çekebilecek kadar güçlüdürler. Hatta 2019'un Nisan ayında ilk kara delik fotoğrafı görüntülendi. İlk defa kara deliğin fotoğrafını çekebildik arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar yıldızların özelliklerine. Şimdi bakalım. Yıldızlar kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilli doğal gök cisimleridir. Evet. Sahip oldukları sıcaklıklar farklı renklerde görünmelerini sağlar. Bu da doğru. Işıkları dünyadan titreşimli olarak görürüz. Evet arkadaşlar, yıldızlara baktığımız zaman onların ışıklarını dünyadan titreşimli olarak görürüz. Yıldızlar tıpkı canlılar gibi doğar, büyür ve ölür. Yani yıldızların bir yaşam süreleri vardır arkadaşlar. Hiçbir yıldız sonsuza kadar yaşamaz. Hepsine belirli bir yaşam süresi vardır. Kümeler halinde gözlenen gruplara da takım yıldızı deniyor arkadaşlar. Şimdi bakalım şurada. Yıldızların sıcaklık sıralamasını yapmışım. Mavi en büyük sıcaklığa sahip olan yıldızlar oluyor. Ondan sonra orta dereceli olanlar sarı. En soğuk olanlar da kırmızı oluyor arkadaşlar. Mavi veya beyaz da olabiliyor arkadaşlar en sıcak olan yıldızlarımız. Yani kırmızı diye kafanız karışmasın arkadaşlar. Kırmızı yıldızlar en soğuk yıldız olmuş oluyorlar. Bir de şurada ufak bir bilgimiz var. Işığın bir yılda aldığı yola ışık yılı adı veriliyor. Işık yılı bir mesafe ölçüsü birimidir. Arkadaşlar ışık yılı diye bunu zaman birimi olarak sakın karıştırmayın. Işık yılı bir uzunluk ölçüsü, gezegenler arası bir mesafe ölçüsü gibi düşünebilirsiniz. Bunları birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Şöyle gezegenler ve Gökada bir diğer ismiyle. Bakalım galaksilere pardon. Şimdi galaksiler arkadaşlar yani bir diğer adıyla gökadalar milyonlarca yıldız, bulutsu ve diğer gök cisimlerinden oluşan sistemlerdir. Evet. Gökadalar yani bir diğer adıyla galaksiler sarmal, eliptik, düzensiz ve çubuklu sarmalı olarak dört gruba ayrılır. Tamam. Güneş sistemi Samanyolu galaksisinin avcı kolu üzerinde yer alır. Şimdi arkadaşlar galaksiler öyle büyüktürler ki yani mesela düşünün biz şimdi dünyadayız. Dünyamız da Güneş sisteminde. Güneş sistemimiz de Samanyolu galaksisinin içinde. Ki Güneş sistemi yani Güneş Samanyolu galaksisindeki milyonlarca yıldızdan sadece bir tanesi arkadaşlar. O kadar büyükler bu galaksiler. Ve devam edelim. Andromeda Samanyolu galaksisine en yakın galaksidir. Evet arkadaşlar, bunu unutmamanız gereken bir galaksi Andromeda. Samanyolu ve Andromeda sarmal galaksilere örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Geçelim alıştırmalar kısmımıza arkadaşlar. Boşluk doldurma var burada. Burada da kelimeleri yazdım. Birincisini okuyalım. Uzaydaki gök cisimleri arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılan uzunluk birimine az önce de bahsettiğimiz gibi ne deniyordu arkadaşlar? Işık yılı. Şöyle şunun üstünü çizelim. Güneş gibi orta büyüklükteki yıldızların rengi arkadaşlar sarı oluyor. Sıcak yıldızların rengi nokta nokta ve nokta noktadır. Daha demin de söylediğimiz gibi sıcak yıldızların rengi mavi ve beyazdır arkadaşlar. Kırmızıyla karıştırmıyorsunuz. Uzay boşluğunda bulunan güneş, ay, gezegen, yıldız, takım yıldız gibi tüm doğal cisimlere arkadaşlar gök cismi deniyor. Şöyle. Uzay ve nokta nokta birlikte evreni oluşturur. Uzay ve ne birlikte evreni oluşturuyorlardı arkadaşlar? Hatta bir önceki ders videomuzda da bunu söylemiştik. Uzay artı dünya eşitti evren.
Şuraya da yazalım. Dünya olacak burası. Nokta nokta olması uzayı incelemeyi zorlaştırır ve bu yüzden şehir merkezinden uzak yerlere rasathaneler kurulur. Bu da arkadaşlar ışık kirliliği. Işık kirliliği de arkadaşlar şehir merkezlerinde çok fazla oluyor. Çünkü hepimiz evimizde ışık lamba yaktığımız için çok fazla ışık oluyor arkadaşlar. O yüzden ışık kirliliği fazla oluyor. Bu yüzden şehir merkezlerinden uzak yerlere rasathane kuruluyor ki gökyüzünü daha iyi bir şekilde inceleyebilsinler orada. Şimdi geçelim diğer alıştırmamıza. Evet arkadaşlar, şimdi diğer alıştırmamızla devam edelim. Ama etmeden önce az önce şurada bir hata yapmışım. Çok affedersiniz. Şuraya orta büyüklükteki demişim ama bu orta sıcaklık olacak arkadaşlar. Büyüklükle bir alakası yok. Yani orta sıcaklık olduğu zaman rengi sarı oluyor demiştik. Hatta bunun sıralaması da mavi, büyüktü, sarıydı. O da büyüktü, kırmızıydı sıcaklık olarak. Tamam mı arkadaşlar? Orta büyüklük değil, orta sıcaklık. Aklınızda bulunsun. Şöyle geçelim diğer alıştırmamıza. Evet. Şimdi bakalım ifadeleri uygun kavramlarla eşleştirelim arkadaşlar. Şöyle kadrajı da girsin. Sıcak gaz ve toz bulutudur. Yıldızların oluşmasını sağlar. Ne demiştik arkadaşlar biz buna? Nebula. Şöyle nebulanın üstünü çizelim. Güçlü çekim gücüne sahiptir. Yaşamı sona eren yıldızlardan oluşuyor. Bu ne oluyordu arkadaşlar? Kara delik. E diyelim. Isı ve ışık kaynağıdır. Bulut sudan oluşurdu. Bu da neydi arkadaşlar? Yıldızdı. Nebula'nın da bir diğer adı neydi arkadaşlar? Unutmuyorsunuz. Nebula'nın bir diğer adı da bulut suydu arkadaşlar. Bir arada görünen yıldız gruplarıdır. Bunlarda ne olacak arkadaşlar? Takım yıldızı olacak. Şöyle takım yıldızı ve yıldızı silelim. Uzayı ve diğer gök varlıklarını kapsayan sonsuz boşluktur. Uzayı ve diğer gök varlıklarını kapsıyorsa ne olacak arkadaşlar bu? Evren. Son olarak da gezegenlerden, yıldızlardan, doğal uydulardan oluşan sistemlerdir. Bu da son olarak kalan da zaten galaksi olacak arkadaşlar. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Soru çözüm videolarımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Güneş sistemi ötesinin ikinci soru çözüm videosunu çekeceğiz şimdi. Başlayalım zaman kaybetmeden. Şöyle birinci sorumuzu okuyalım. Güneş sistemi ile ilgili. Samanyolu galaksisi içinde yer alır. Evet arkadaşlar, Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin içinde yer alıyordu. Bu doğru. İçinde 8 farklı gezegen bulunur. Bu da doğru arkadaşlar. Yıldızı da Güneş'tir. Ya da Güneş sistemi zaten. Yıldızı da Güneş olacak arkadaşlar. Bu da doğru. Hepsi doğru olmuş oluyor yani. Şöyle. Diğer sorumuza geçelim. Şöyle ikinci soru. Evet, yüksek sıcaklıkta gazların sıkışmasıyla oluşan, çevresine ısı ve ışık yayan gök cisimlerine ne ad verilir? Yüksek sıcaklıkta gazların sıkışmasıyla oluşan ve çevresine ısı ve ışık yayacak. Ne olacak arkadaşlar bu? Yıldız olacak arkadaşlar. Şöyle diğer sorumuza da geçelim. Bakalım. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliklidir? Yıldızlar ve gezegenler için. Bakalım. Şekilleri küreseldir. Evet, yıldızların da gezegenlerin de şekli küresel. Bu olabilir. Belirli bir ömürleri vardır. Hangisinin belirli bir ömrü vardı arkadaşlar? Yıldızların. Gökyüzündeki konumları değişir. Gökyüzündeki konumları değişen hangisiydi arkadaşlar? Gezegenler. Hatta hatırlarsanız Güneş sabitti ama dünyamız onun etrafında dönüyordu, değil mi arkadaşlar? O yüzden gökyüzündeki konumları değişen de gezegenler olacak arkadaşlar. Aralarındaki uzaklık ışık yılı ile ifade edilir. Evet, bu da ikisi için ortak bir özellik. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? Yok, bu olmuyor. 1 ve 4 olmuş oluyor. Neredeyse yanlış işaretliyordum. Şöyle dördüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Dünya, evren, uzay kavramları büyüklüğe göre yandaki gibi modellenmiş. Tamam. 1, 2 ve 3 iklimiyle numaralandırılmış yerlere yazılması gerekenler hangisinde verilmiştir? Bakalım şimdi arkadaşlar. Böyle bir örneği dersimizde de yapmıştık. Üçüncü kısım ne oluyordu arkadaşlar? Bizim dünyamız oluyordu. 3. Dünya. Şöyle güzel yazayım.
İkinci kısım ne oluyor arkadaşlar o zaman? Dünyanın dışında kalan alan. İkinci kısmımız da evren olmuş oluyor arkadaşlar. Pardon. İkinci kısmımız uzay olmuş oluyor arkadaşlar. Evren ve şey, dünya ve uzayın toplamı evren olmuş oluyordu arkadaşlar. Neredeyse karıştırıyordum. Dünya, uzayın birleşimi evreni veriyordu bize arkadaşlar. Benim gibi karıştırmayın siz de. O zaman bakalım. 1'e evren dedik. Bunları silelim. 2'ye uzay dedik. O zaman cevabımız D şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Ve şöyle son sorumuza geçelim. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazılırsa hangisi olur demiş aşağıdakilerden. Takım yıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir. Birbirleriyle komşu olan yıldızlar topluluğudur. Evet arkadaşlar, bu doğru. En ünlülerinden birisi Andromeda'dır. Andromeda bir takım yıldızı değil arkadaşlar. Andromeda bir galaksi arkadaşlar. Unutmayın, takım yıldızı değil bir galaksi. Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Bu da doğru arkadaşlar. Şuna yanlış diyelim. O zaman hangisi olmuş oluyor? A şıkkı olmuş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, hoşça kalın.